Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus'ta bugün bir misafirimiz var. Misafirimiz Trend Micro Türkiye'den Mehmet Bey. Mehmet Bey, bildiğim kadarıyla siz kanal yöneticisiniz Trend Micro'da. Evet. Ve sadece Türkiye değil, bütün Akdeniz bölgesinde ilgileniyorsunuz. Niye bugün Mehmet Bey ile birlikteyiz? Birçok sizden mesaj alıyoruz, kripto lokerlerle ilgili. Birçoğunuz cihazınıza kripto locker bulaştığını ve şifreyi çözemediğini söylüyorsunuz. Biz de bunun nasıl bir çözüme ulaşacağını en yetkili ağızlardan bir tanesiyle şey yapalım, ne derler, irdeleyelim istedik. Ve Mehmet Bey'i o yüzden davet ettik ofisimize. O da sağ olsun bizi kırmadı geldi. Kripto lockerları konuşacağız. Sanırım sadece bizim okurlarımızın değil, tüm Türkiye'nin, hatta tüm dünyanın şu anda en büyük sorunlarından bir tanesi bu olsa gerek. Öyle tahmin ediyorum. Doğru. Türkiye'de de epey fazla etkilenen var. Hem bireysel kullanıcı tarafında hem kurumsal kullanıcı tarafında. En azından bize gelen şeylerden, maillerden, yorumlardan bunu anlıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla, Mehmet Bey lütfen düzeltin eğer yanlış söylüyorsam, antivirüs yazılımları, CryptoLocker dediğimiz kötü niyetli yazılımlara çok fazla etkide bulunamıyorlar. Doğru. Ama sizin Trend Micro olarak ürettiğiniz bazı çözümler var. O çözümlerden konuşmak istiyoruz aslında. Burada olmamızın nedeni bu. Fakat siz bu CryptoLocker dediğimiz şey tam olarak nedir? Onu bizim bir seyircilerimize, Hardware Plus takipçilerine anlatabilir misiniz? Tabii. Bu arada Hardware Plus ekibine teşekkür ediyoruz böyle bir konuyla alakalı bizi buluşturduğu için. CryptoLocker aslında dosyaları şifreleyen bir zararlı yazılım, bir fidyecilik yazılımı. Bu yazılım aslında baktığında 10 yıl önceki bir hikaye. Hı hı. 10 sene önce kullanıcılar aslında bundan zarar görüyorlardı. Şu aralar tabii son 1-2 yıldır bu çok popüler. Çünkü Türkiye'ye ve dünyada inanılmaz derecede bu salgın yayılmaya başladı. Neredeyse her gün işte Turkcell'den geldi, ITT.net'ten, şuradan Turkcell'den, buradan geldi. ITT.net'ten, Vodafone'dan, yani kullanıcı sayısının, müşteri sayısının daha yüksek olduğu üreticiler ve firmalar tercih ediliyor bu tarafta. Aslında doğru söylüyormuş olacağım değil mi? CryptoLocker dediğimiz yazılımlar antivirüs değil aslında. Yani hani teorik olarak bilgisayarımıza bir virüs gibi şey yapmıyor, bulaşmıyor. Değil, evet. CryptoLocker dediğimiz yazılı bilgisayarımıza giriyor ve daha doğrusu giriyor dedi, biz onun girmesini sağlıyoruz bilgisayarımıza. Bazı linklere tıklayarak ne kadar borcumuz var, faturamız kaç lira filan diye bakmak için. O bizim bilgisayarımıza girdikten sonra da bilgisayarımızdaki işte Word, Excel, JPEG benzeri en çok kullandığımız dosyaların tamamını adındaki işte CryptoLocker gibi şifreliyor. Ve bizim o dokümanlara ulaşmamızı engelliyor sistem olarak. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve burada aslında 10 yıl önce kullanıcılara bu zararlı yazılım sahte antivirüs olarak servis edildi. Burada tabii şöyle bir şey var. İşin arka tarafında. Kullanıcılar antivirüse para vermemek için, güvenlik yazılımına para vermemek için internet sitesinden ücretsiz antivirüs diye aramalar yaptı. Karşısında gelen web sitelerinden ücretsiz antivirüs indirdiğini zannetti. Ama halbuki güvenlik, sahte bir güvenlik yazılımı indirdiler ve bugünkü CryptoLocker'ın aslında 10 yıl önce çok eski bir saldırı tipiydi bu. Yani kullanıcılar bundan etkilendi. Mesela Trend Micro'yu ücretsiz almak için Google'da bunu arattırdı. Bir yerde buldu yazılımı. Oh ne güzel, ücretsiz dedi, indirdi ama aslında bulduğu yazılım antivirüs yazılımı değil. Değil. Kendisi için güvenlik değil, aslında tehlike teşkil eden bir yazılımdı. Kesinlikle. 10 yıl önceki durum buydu. Bugünkü durumsa daha çok şeyle, işte e-mail'le şu kadar borcunuz var, faturanız budur ya da işte bilmem kimin bilmem ne fotoğraflarına bakmak ister misiniz filan filan gibi maillerle saldırılar gerçekleşiyor. Hatırlarsan bugün seninle de sohbet ederken görüşmeden önce sana da bir e-mail geldi. Bana sürekli geliyor. Her gün geliyor. Aynen. Biz bunları HVP.com.tr'de sürekli haber yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da duyuruyoruz. Bugün şöyle bir saldırı var. Lütfen o mailleri açmayın falan diye. Bu bana bugün gelen mailin ekran görüntüsünü de zaten buraya koyarız. Arkadaşlar görürler. Bu sefer şeyden, çok yeni bir şirket, Türk Telekom'dan. Türk Telekom'dan geldi. Avea'nın, Türk Telekom'un ve TT.net'in birleşmiş versiyonundan hesapta geliyor. Ve o kadar gerçekçi ki. Aynen öyle. Birebir aynı. Hem görsel olarak beraber de inceledik hatırlarsan. Biz bu arada bunlarla hemen hemen her gün karşılaşıyoruz. Tahmin edebiliyorum. Kullanıcılara sahte içerikli faturalar gönderiliyor. Genel ağırlık bu şekilde. Kullanıcılar sahte içeriği, içerikteki linkleri ne yazık ki tıklıyorlar ve faturasını indireceğini zannediyorlar. Bu arada işte örnek veriyorum, siz TT.net müşterisisiniz ya da Türk Telekom müşterisisiniz. Normalde aylık 50 TL fatura verirken
fatura size 250 TL olarak yansıtılıyor ve sahte faturayı bir panik hali yaratılıyor. Bu panik haline biz bu arada güvenlik dünyasında sosyal mühendislik diyoruz. İnsan psikolojisini etkileyerek zararlı yazılımın çalıştırılmasını sağlamak aslında burada amaç. Çünkü hepimiz bir anda etkileniyoruz. Bana nasıl bu kadar yüksek bir meblağ gelir diyoruz ve hemen linke tıklayıp sahte fatura indiriyoruz. İlk işimiz faturayı görüntülemek. Detaylar ne diye bakmak aslında. Niye bana bu kadar yüksek bir fatura geldi? Sebebi ne? Ve çalıştırdığımız sahte fatura ne yazık ki zararlı bir yazılım, zararlı aslında. Bir uygulama ve çalıştıktan birkaç dakika sonra bilgisayarımızdaki bütün dokümanları ve bütün tekst içeriğini, her şeyi şifreliyor. Karşılığında da bizden fidye istiyor. O yüzden de işte CryptoLocker olarak isimlendiriyoruz. Yani kriptoluyor aslında. En çok kullandığımız dosyaları kriptoluyor aslında. Bunun karşılığında da işte cihazımıza bu şeyi bulaştıktan sonra cihazımızdaki belgeler şifrelendikten sonra ekranımızda şöyle uyarılar çıkıyor. Şifre kodunu almak için şu e-mail adresiyle kontak kurun filan diye. Kontak kuruyoruz. Ne oluyor ondan sonra? Kontak kurduğunuz kişi bu zararlı yazılımı bu arada geliştiren taraf. Yani aslında hackerlar. Siber casuslar diyelim bir diğer ismiyle. Ve onlar sizden bir para talep ediyor. Talep ettiği parayı sizler eskiden banka hesabı üzerinden yatırıyordunuz. Fakat banka hesapları takip edilebildiğinden birkaç hacker grubu bu şekilde çökertildi. Dolayısıyla şu anda Bitcoin dediğimiz internet para birimi üzerinden, ben öyle tabir ediyorum. Bitcoin şu anda gerçekten internet para birimi ve bütün hesap buradan gönderiliyor. Yani bizler dosyalarımızı geri alabilmek için Bitcoin üzerinden ödeme yapıyoruz. Aynı öyle. Bitcoin üzerinden tercih etmelerinin nedeni de işte takip edilemesin. Şebeke çökertilemesin. Doğru. Bitcoin'in hiçbir şekilde takibinin edilemediğini de herkesin bilmesi gerekiyor. Parayı Bitcoin üzerinden yatırıyoruz. Karşı taraf alıyor ve parayı yatırdığımız anla paranın karşı tarafa teslim edilmesi esnasına kadar ki paranın bütün yolculuğunda hiçbir iz yok. Şimdi burada şöyle bir sorun var. CryptoLocker yazılımları, uygulamaları hiçbir antivirüs şirketinin virüs library'sine giremiyor. Evet. Niye giremiyor? Çünkü aslında doğrudan bilgisayara zarar veren bir uygulama değil. Sizin kendi isteğinizle onu indirip çalıştırıyor olmanız lazım ki şeyi etkilesin, bilgisayarınızı etkilesin. O yüzden de antivirüs yazılımlarının çoğu ne yazık ki şey yapıyor, yetersiz kalıyor CryptoLocker'ı şey yapmakta, durdurmak konusunda. Ama sizin Trend Micro'da ürettiğiniz bir çözüm var. O antivirüs yazılımlarına karşı şu anda dünyadaki benim bildiğim kadarıyla en azından en etkin yöntemlerden birisi. Ne yapıyorsunuz siz Trend Micro'da? Şimdi bu zararlı yazılımlar hemen hemen her gün kullanıcılara yeni bir metotla servis ediliyor. Bir gün PTT kargo olarak karşımıza geldi. Bir gün dediğim gibi Vodafone faturası olarak, bir gün Turkcell faturası olarak, hatta bir gün polis bilgisayarımızı kitlemiştir diye karşımıza geldi. Hatta bilgisayarı kilitlenen bir vatandaş, polis bilgisayarımı kitlemiştir. Yani bu polis virüsü diye geçiyordu bu arada. Bilgisayarını bir açıyor, kilitlenmiş. Bilgisayarı kapatıyor, polise götürüyor. Diyor ki bilgisayarımı niye kilitlediniz önce? Şimdi dolayısıyla işin bir de böyle dramatik tarafları da var. Peki nasıl hani... Bir şey soracağım. Geliş yöntemi farklılaştığı gibi, yani işte polisti, TT.net'ti, Türk Telekom'da, Avaya'ydı filan gibi gelen dosya da farklılaşıyor. Yani hackerlar şeyi de, o uygulamayı da sürekli klonluyorlar, değişiyor. Bu bir nevi şey gibi. Gribin işte domuz gribi, kuş gribi, bilmem ne gribi olarak yayılması gibi. Ve böylece sizin gibi güvenlik şirketlerinin güvenlik önlemi almasını da engellemeye çalışıyorlar aslında, değil mi? Aslında bizim standart hani kendi hayatımızda karşılaştığımız virüslerden hiçbir fark yok. Nasıl bir hastalık mesela bir grip, her sene aşı yaptırmana rağmen her sene yeni bir grip salgını olup biz aşı yaptırmamıza rağmen buna maruz kalabiliyorsak bu durumda aynı. Aynısı. Siz ne yapıyorsunuz? Bu zararlı yazılımı aynen. Bu zararlı yazılımı geliştiren kişiler aslında amaçları zaten sürekli yeni bir salgın yaratıp güvenlik mekanizmalarında bu şekilde devre dışı bırakmayı hedefliyorlar ki başarıyorlar. Ve insanlardan fidye almak. Bunun karşılığında. Ve insanlardan tabii ki fidye topluyorlar. Şimdi bizim buradaki yaklaşımımız şöyle. Trend Micro'nun bireysel ürününü,
kullanan, aynı zamanda kurumsal tarafta da biliyorsun bizim çalışmalarımız aynen var. Öyle. Hem bireysel hem kurumsal tarafta kullanıcılara bu sahte faturalar, bu sahte içerikler gönderildiğinde Trendyol'un yaklaşımı farklı. Trendyol şöyle yaklaşıyor. Yazılımın zararlı olup olmaması bir tarafta. Okay. Bir tarafta da bu yazılım çalıştıktan sonra benim dosyalarıma bir zarar veriyor mu? Çünkü ortak nokta neydi? Bu fidyecilik zararlısı, fidyecilik yazılımı benim dosyalarımı şifreliyor. Şifrelemek aslında şu, dosyanın yapısının bozulması. Aynen öyle. Bizim arka tarafta Trendyol'un global ekibiyle yaptığımız görüşmeler sonucunda R&D, yani özel bir araştırma ve geliştirme yapıldı. Ve tamam. Bu Ar-Ge şu anda kullanıcıların dosyalarının yapısının bozulup bozulmadığını kontrol eden bir özel bir servis eklenmiş oldu aslında Trendyol'un antivirüsüne. Yani gerçek zamanlı olarak Trendyol kurulu olduğu bilgisayarda dosya yapısında hızlı bir değişiklik olup olmadığını da bir şekilde ölçüyor. Arka taraftan ölçüyor, doğrudur. Ve bunları tespit etmeye çalışıyor. Yani şöyle doğru mu anlıyorum? E-mail'i size geldi, linke tıkladınız, yani kandınız daha doğrusu, indirdiniz. Evet. Faturanıza bakmak için yine tıkladınız, açtınız. Hı-hı. Normal şartlar altında bu aşamada zararlı sizin bilgisayarınızdaki erişebildiği dokümanları şifreleyip olduğu yerde bırakıyor ve sizin onlara ulaşmanızı engelliyor. Evet. Ama Trendyol bunu ne yapıyor? Bilgisayarınıza kaç tane doküman varsa hepsi için çok kısa bir sürede yapıyor. Yani belki evet. de 1 dakika içinde, 1.5 dakika içinde yapıyor bunu ve ulaşılmaz hale getiriyor sizin bilgisayarınızdaki dosyaları. Ama Trendyol'un güvenlik çözümlerini kullanıyorsanız eğer ve bildiğim kadarıyla maximum security dediğimiz paketi eğer kullanıyorsa, doğru mu? İnternet security'de de var, maximum security'de var. Kullanıyorsa zararlıyı indirdiğiniz anda, eğer zararlı daha önceki versiyonlardan birisi ise zaten Trendyol bunu biliyorsa onu bloke ediyor zaten. Doğru. Ama çok yeni bir şeyse, mesela şimdi ben eminim benim bilgisayarıma yeni gelen çok yeni bir klon olsa gerek. Çünkü daha çok yeni geldi, bugün geldi. Öyle bir klonsa da çalışmasına izin veriyor. Ama şeyken daha hani böyle çok az sayıda, bir ya da iki tane dokümanı şifrelemişken, şifrelemeye başladığında, yani sizin deyiminizle yapısını değiştirmişken evet. programı bloke mi ediyor, ne yapıyor? Programı bloke ediyor. Okey. Peki o şeyler ne oluyor? O arada 3 tane, 5 tane, 10 tane şifrelediği dosya ne oluyor? Onları kaybediyor muyum? Aslında çok detay ve güzel bir soru. Çünkü dosyalar şifrelenmeye başladığında, zararlı yazılım dosyaları şifrelemeye başladığında Trendyol diyor ki, bir dakika diyor, benim diyor burada diyor işte Word, Excel dokümanım var, PDF'im var. Hı hı. Bunlar burada günlerdir, haftalardır işte yani bu şekilde duruyor. Peki ne oldu da bir şey benim bu dosyalarımın yapısını bozmaya çalıştı gibi bir soru soruluyor arka tarafta ve Trendyol'da diyor ki şu yazılım benim dosyalarımı şifrelemeye başlıyor. Peki diyor, bu arada tabii dosyalar şifrelenmeye başlıyor. Senin dediğin yere geliyorum şimdi. Dosyalar şifrelenmeye başladığında Trendyol diyor ki şu dosyalar bu arada da bozuldu. Yani şifrelendi. 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 Aynen. Encrypt edildi ve bu dosyalar ben bir yedeğini aldım. Şifrelenmemiş hallerini tutuyor. Evet, şifrelenmemiş. Okay. Şifrelenmeden tamam. önce bir yedeğini Trendyol kendi üzerine alıyor. Tamam. Kullanıcıya da bir soru çıkartıyor. Bir soru soruyor. Diyor ki sen ne çalıştırdığını bilmiyorsun tabii, ama bu çalıştırdığın şey senin dosyalarını yapısını bozdu, şifreledi ve ben zarar görme diye bunun yedeğini kendi bünyeme aldım. İstersen geri dönebilirim diyor. Bu arada şeyi durduruyor mu? O çalışan yazılımı durduruyor mu? Çalışan ediyor. Yazılımı bu arada durduruyor. Tamam. Evet. Yani daha fazla dosyanın şifrelenmesine izin vermiyor. Engellemiş oluyor. İzin aynen, vermiyor. Tamam. Ve sen o anda işte 3, 5, 10, 50 her neyse bir sayıdaki dosya şey olsa bile, şifrelense bile son kullanıcı olarak ya da kurumsal bir kullanıcı olarak yedeklerinin olduğunu biliyorsun. Doğrudur. Evet. Şey yapabiliyor muyum bunu? Hemen tek tuşa basarak restore edebiliyor muyum? Yani eskilerini şifrelenmiş hallerini silip şifrelenmemiş hallerini kullanıma açabiliyor muyum kendi içinde? Açabiliyorsun. Zaten kullanıcıya Trendyol'un güvenlik yazılımı şunu soruyor. Diyor ki ben şu dokümanları, bunun bir listesini çıkartıyor. Bu dokümanların zarar gördüğünü gördüm ve yedeğini aldım. İstediğin zaman bunu eski haline çevirebilirim ve kullanıcıya da orada bir evet hayır seçeneği çıkartıyor. Tamam. Kullanıcı evet dediğinde
yedeğini aldığı dökümanları tekrar eski haline getiriyor. Eski versiyonunu getiriyor. Antivirüsten daha farklı bir şeyden bahsediyor. Çünkü antivirüste şey oluyor. Bir virüs bilgisayarımıza indiği anda hemen antivirüs yazılımımız onu tespit ediyor ve mümkünse disable etmeye çalışıyor ya da silmeye çalışıyor. Burada CryptoLocker'da güvenlik önlemimiz kriptolayacak olan şifreleme yazılımı çalışmaya başladığı anda devreye giriyor. Evet. Ve bizi şifrelenmiş olan az sayıdaki dokümanımızı yedekleyerek kurtarmaya çalışıyor. Öyle değil mi? Doğru. Aslında iki tane katman var burada. Bir tanesi dosyaların şifrelenmesini algılayıp bunu durdurmak. Evet, onu unuttum. Haklısın. İkincisi de olur da bu aşamayı geçerse dokümanlar şifrelenmeye başladığında şifrelenen dokümanların yedeğini alıp eski haline dönebilmemizi sağlar. Yani şunu anlıyorum. Bugüne kadar böyle bir klon görmedik daha şeyde CryptoLocker'da ama çok iyi bir hacker bizim dediğim Trent McMahon'un tespit etse bile durduramayacağı bir uygulama. Yani bir kötü niyetli uygulama üretse bile tüm cihazımızdaki tüm dokümanlar şifrelense bile eğer şeyi kullanıyorsak maximum security ya da internet security kullanıyor olursak tamamının backup'ı elimizde hazır bulunmuş olacak. Evet. Fidyeci ile kontak kurmamız, fidye ödememiz gerekmeyecek. Hemen restore edebileceğiz. Evet, eski haline geri dönebileceğiz. Burada şeyi unuttuk söylemeyi. Videonun başında söylememiz lazımdı. O kadar değişik şifreleme sistemleri kullanıyorlar ki hackerlar. Herhangi bir dosyanın şifresini çözebilmek için bugünden dünyanın en süper bilgisayarlarından bir ya da iki tanesini çalıştırmaya çalışsak belki dünyanın sonuna kadar o şifre dizilimini çözemiyoruz. Doğru biliyorum değil mi? Doğru. Şöyle söyleyeyim. Yapılan saldırıların %90'ında geriye dönmeniz mümkün değil. Sadece önemli bir konu var. İşte mesela Tesla Crypt diye bir saldırı yapılmıştı. Yapılan bu saldırıda aslında bir şekilde bilgisayar üzerinden dosyaların geri dönülebilmesi mümkündü. O da o versiyondaki bir açıktı. Hacker'ın bir imalkarlığıydı. Aynen öyle. Daha sonrasında tabii bunu hemen geliştirdiler ve bunu da imkansız hale getirdiler. Yani çok nadiren karşılaşılabiliyor ama şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar yani ben bireysel olarak 3 yıldır bunlarla bu problemle uğraşıyoruz. Trendmikro olarak yıllardır aynı şekilde. %99 bunun geri dönüşünün imkanı yok. Ben de şey olarak söyleyebilirim size. Biliyorsunuz biz bir aylık teknoloji dergisi çıkartıyoruz. Bir teknoloji web sitemiz var. Bir de YouTube kanalımız var. Haftada en az 10 tane farklı yöntemlerle Facebook üstünden e-maille ya da telefonla en az 10 tane işte cihazımdaki dokümanlar şifrelendi şeyi alıyoruz. Başvurusu alıyoruz. Ve bunların arasında sadece son kullanıcı değil şey de oluyor. Kurumsal kullanıcılar da oluyor ve özellikle şeyler finans insanları hani muhasebeciler finans departmanında çalışan diğer insanlar falan oluyor. İşte Excel kilitlendi şöyle oldu böyle oldu falan diye. Ne yazık ki hepsine aynı şeyi söylüyoruz. Şu andan sonra yapacak hiçbir şey yok. Önleminizi daha önce alacaktınız. Ne yapması lazım insanların? Nasıl korunmaları lazım şeyden? Bu şimdi onu sormadan önce şey yapayım. Biz birazdan bana bu sabah gelen şeyi CryptoLocker e-mailini sana forward ettim. Mail artık sende. Burada ben Ersin'e bireysel olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sana dün gönderilen spam saldırısı şu anda aktif olarak kullanıcılara zarar veren, kullanıcıların dosyalarını şifreleyen bir aktif CryptoLocker aslında henüz şey yapılmış değil. Hiçbir antivirüs yazılımı ya da güvenlik duvarı tarafından tespit edilememiş durumda değil. En azından biz bu videoyu çektiğimiz şu ana kadar öyle. Aynen öyle ve daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Trent Micro'nun kendi antivirüsü şu anda sana gelen güncel saldırıyı tanımıyor. Tanımıyor. Yani ama antivirüs indiriyor ama maximum security'nin içindeki o tool ne yapıyor onu birazdan göreceğiz. Şöyle yapalım. Ben ne yapacağımızı anlatayım kısaca seyircilerimize. Biz bu önümde gördüğünüz makine arkadaşlar Mehmet Bey'in kendi makinesi. Kendi kişisel bilgisayarı. Evet. Buna bir tane sanal PC kurduk. Virtual Machine kurduk içine. Windows yükledik ona da. Onda da Windows çalışıyor. Evet. Ve bana gelen e-maili Mehmet Bey'in o hesabına forward ettik. Birazdan nasıl korunmayacağımızı Mehmet Bey'den aldıktan sonra o makinede, sanal makinede bu şeyi açacağız, CryptoLocker'ı açacağız, çalıştıracağız ve Trend Micro'nun maksimum security çözümünün nasıl tepki verdiğini göreceğiz. O şey seyircilerimizle birebir paylaşıyor olacağız. Aslında Trend Micro'nun antivirüs motoru bunu anlamasa da
kripto locker güvenliğinin bunu nasıl durdurduğunu göreceğiz. Çünkü zaten antivirüs motorlarını atlatıyor. Atlatıyor. Evet. Yani buradaki sorun şey değil. Twent Micro mu kullanıyorsun, başka bir marka mı kullanıyorsun? O sorun değil. Çünkü her antivirüs yazılımından bu geçiyor zaten. Geçiyor, şey olarak. Doğru. Burada biz ikinci aşamayı, onun nasıl disable edildiğini göreceğiz. Şeyi doğru. Merak ediyorum. Sen bu nasıl korunabilirsiniz seyircilerimize anlatmadan önce. Biz bu işlemi yapıp işte sonunda Twent Micro başarılı mı çıkacak, başarısız mı çıkacak, durduracak mı, durdurmayacağı gördüğümüz zaman eğer durdurursa bu klonu, şu an elimizde bulunan zararlı klonu otomatik olarak Twent Micro motorları da tanıyor hale gelecek mi tüm dünyada? Evet, gelecek. Yani bir kişinin maximum security ya da internet security'yi kullanarak bugünkü klonuyla karşı mücadele evet. vermesi, onu disable etmesi dünyadaki herkesin, tüm Twent Micro müşterilerinin evet. de eş zamanlı olarak bundan korunmasını sağlayacak değil mi? Bu nasıl oluyor? Twent Micro'nun bir bulut zekası var. Bu bulut zekasında her kullanıcı aslında Twent Micro'nun bulutuna bilgi gönderebiliyor. Anladım. Dolayısıyla yeni karşılaşılmış virüsler, bilinmeyen zararlı yazılımların bilgisi kullanıcılar tarafından bizim bulutumuza gönderiliyor ve orada işlenip bütün kullanıcılara bu güvenlik güncellemesi olarak aktarılabiliyor. Ben bu yapacağımız testi çok merak ediyorum. O yüzden istiyorsan hızlıca şey yapalım. Nasıl korunabilirler? Son kullanıcılar evet. ya da işte kurumsal kullanıcılar nasıl korunabilirler? Ve sen hızlıca bir şey yap. Paylaşıyor seyircilerimizle. Onun ardından da hemen şeye geçelim. Şu meşhur testimize geçelim. Aynen öyle. Bir defa ben kullanıcılara şunu önereceğim. Daha fazla kriptolocker saldırıları sahte e-mail içeriği üzerinden geliyor. Artık isim soyisim de kullanılmaya başlandı. Yani eskiden bana gelen de bugün öyle mesela. Sana gelen de o şekildeydi. Ersin diye geldi. İsmimizi soyisimimizi bile biliyorlar saldırıyı bizi yaparlarken. Böyle enteresan bir durum var. Lütfen faturalara dikkat edin. Çünkü hep faturalar üzerinden oynuyorlar. Yumuşak karnımız o. Yumuşak karnımız ya. Orası. Psikolojik olarak zayıf olduğumuz yer orası. Orayı çok iyi biliyorlar. Bir diğer konu tabii yine maillerin içindeki linkler. Mümkünse linki tıklamak yerine linki kopyalayıp adres satırına yapıştırıp bir görmelerini yani isterim. Yani baştaki domaini görmemiz lazım. Evet. Gerçekten bizi o maili atıyorum. Mesela mail Turkcell'den geldiyse, geldiğini iddia ediyorsa. Şimdi şunu söyleyeyim. Bence ilk önce gönderenin adının mail adresinin Turkcell olup olmadığına bakıyor olmamız bir bakmak lazım. Evet, kaynağa sonra bakmak lazım. Linke tıklamadan o linkin turkcell.com domaininden mi indiriliyor faturası. Ona da kontrol ediyor olmak lazım. Turkcell.com'un resmi domain alan adı orada var mı? Mesela bana bugün gelende yanlış hatırlamıyorsam şey verdi. Türk Telekom 112.biz. Biz. Aynen öyle. Yani hani şey önemli değil. Başında Türk Telekom yazıyor olması önemli değil. Onun tamamına evet. bakıyor olması lazım şeyin. Bilgisayar kullanıcılarının. Bu tabii yine burada önemli konulardan bir tanesi. Sahte antivirüsler ya da ücretsiz antivirüsler lütfen kullanmayın. Çünkü zaten antivirüs ya yani güvenlik yazılımı fiyatları zaten çok düşmüş durumda. Lütfen bir şekilde ücretli resmi bir antivirüs yazılımı burada kullanın. Burada şey demek daha mantıklı değil mi? Twent Micro olsun ya da olmasın mutlaka bir tane antivirüs yazılımı kullansınlar. Yani, tabii yani burada ve antivirüs doğru. yazılımlarını da XYZ siteden değil hangi markanın antivirüs yazılımını kullanıyorsa gidip onun kendi web sitesinden indiriyor. Çok önemli burası gerçekten. Ekstra ve başka bir yerden değil. Herhangi bir web sitesinden evet. ya da gidip işte Teknosa, ıvır zıvır filan gibi bir şeyden tedarikçiden yani mağazadan resmi bir tedarikçiden evet. paketli olarak satın almaları lazım. Ancak antivirüsü bilinmeyen sitelerden güvenlik yazılımı indirin. Gerçek antivirüs olduğunu ancak böyle emin olabilirler. Doğru. Hele hele Facebook, Twitter gibi ya da LinkedIn gibi o sosyal mecra üzerinden şu yazılımı indir, şuna bir bak tarzı gönderilen içerikler. Özellikle burada çok fazla spam başladı. Mesela bana sürekli Twitter'dan bak yeni bir videom çıktı, izlemek ister misin? Ya da işte Adobe yazılımını güncellemek ister misin tarzı. Phishing dediğimiz tamamen oltalama saldırıları dediğimiz. Oltalama saldırıları yapılıyor. Bu içeriklere lütfen itibar etmeyelim. Bir diğer önemli husus. Burada tabii önemli özelliklerden bir tanesi de mobil cihazlar. Mobil cihazlar üzerinden de bu tarz saldırılar yapılabiliyor. Belki kripto locker değil ama veri hırsızlığı yapılabiliyor. Oyun indirdiğimizi zannediyoruz. Yeni çıkmış bir oyun. Bir anda hemen kendisine bir anda hit yapıyor. En fazla indirilen uygulamalar listesine kendisini ekliyor. Aynı kullanıcılar gibi. Sahte oyunu indiriyor ki bununla karşılaştık. Hatta oynuyorlar da bazen. Oynuyorlar vesaire.
aslında oynadığı şeyin arkasında bizim kişisel bilgilerimiz, telefondaki kontak listesi, maillerimiz vesaire bunların hepsi arka taraftan sızabiliyor. O yüzden mobil uygulamalardaki güvenlik de çok önemli. Bir diğer konu da önemli konulardan bir tanesi de bence yedekleme. Yedekleme. Ne olursa olsun ne kadar dikkat edersek edelim. Yani bu işe bir de ne kadar hakim olursak olalım. Güvenliği ne kadar biliyor olursak olalım. Ve hangi güvenlik yazılımını kullanıyorsak olalım. Hiç fark etmiyor. Mutlaka bir yedekleme sistemimizin olması lazım. Yani bizim verilerimizi mutlaka yedekliyor olmamız gerekiyor. Yedeklemek zaten sadece güvenlik anlamını değil. İşte laptopu evet. Elinden düşürdün, kırdın, bilmem ne yaptın filan anlamında şey da her anlamda da lazım. Fiziksel zarar fiziksel olabilir. Olarak yazılımsal zarar yazılımsal olabilir. Zarar olarak da yeter ki o dokümanlara tekrar ulaşabilecek durumda olduğundan olabilirim. Kendini şey yap, garanti altına evet, son olarak son bir cümlede Trend Micro'nun bu yeni geliştirilmiş olan CryptoLocker güvenliğinden kullanıcıların bundan faydalanabilmesi için 2016 versiyonunun kullanılması gerekmekte. Bu Internet Security 2016 olabilir. Maximum Security 2016 olabilir. Kullanıcılar hangisini? 2015'i kullananlar eğer gerçek evet. Zamanlı update'i güncelleme fonksiyonunu aktif hale getirirlerse 2016'ya otomatik olarak geçebiliyorlar. Doğrudur. Şeyi soracağım. Benim bildiğim kadarıyla siz zaten kurumsal olarak Türkiye'nin en büyük şirketlerine bu hizmetleri veriyorsunuz. Evet. Onlar evet. Kullanıyor. Ama bireysel kullanıcı da şey yapabiliyor. Bu Internet Security ya da Maximum Security'yi alabiliyor. Doğru. Sizin web sitesinden alabiliyor. Doğru biliyorum değil mi? Trendmicro.com.tr'den alabiliyor diye. Trendmicro.com.tr üzerinden satın alabiliyorlar. Evet. Kaç lira bu şeyin fiyatı? Maximum Security'nin fiyatı? Internet Security ve Maximum Security, daha doğrusu Maximum Security 3 cihazı 85 TL'ye bugün koruyabiliyor. Bu 3 cihaz nedir? Android bir telefonumuz olabilir. İşte Apple tabletimiz olabilir. Windows bilgisayarımız olabilir. Ya da Mac bilgisayarımız olabilir. Dolayısıyla bu 3 cihazı koruyabiliyor. Şey de oluyor bildiğim kadarıyla. 3 tane Windows da olabiliyor. 3 tane Mac de olabiliyor. Evet. Öyle bir şey yok. Yani sonuçta sana ait olan 3 tane cihazı koruyabiliyorsun. 85 mi? 85 TL. 85 lira. Bu şeyin bir yıllık ücreti bu arada. Sizin web sitesinden sattığınız rakam bu. Doğru. CryptoLocker uygulamasını cihazlarımıza gönderen hackerların ise benim bildiğim kadarıyla benim daha doğrusu şahit olduğum örneklerde yani seyircilerimizden gördüğüm örneklerde $160 $600 arasında bir para istiyorlar insanlardan şifreyi verip tekrar aktif hale getirmek için. Bazen aktif hale gelmediği de oluyor ne yazık. Yani adam şeyi ödüyor, fidyeyi ödüyor. Fidye ödemesine rağmen. Ama yine de dosyalarına kavuşamıyor olabiliyor. Bu 85'te... Lafını bölüyorum pardon. 8 yıl önce 29 dolar fidye alırlarken şu anda 700 dolara yakın fidye alıyorlar. Bir de şeye kullanıcılar mutlaka şuna itibar etmesinler. Bazı kişiler biz bu dosyaları geri dönebiliyoruz deyip mesela $600 fidye bedeliyse diyor ki ben $1000 senin dosyalarını eski hale getirebilirim diyor. Bunu ikimiz de eski hale getirebiliriz. Nasıl? Kullanıcıdan gidip $1000 alırız, $600'larını fidyeciye veririz, $400 para kazanırız. Bu bir pazar olmuş durumda Türkiye'de. Lütfen itibar etmesinler. Tam Türk işi. Öyle mi? Süper, çok güzel. Şeyi söylemek istiyorum. Şimdi 85 lira veriyorum. 3 cihaz için alıyorum. 3 cihazda kullanıp kullanmamak bana ait. Ve en nihayetinde CryptoLocker'a karşı önleyici bir tedbire sahip oluyorum. Doğrudur. Eş zamanlı olarak da bu 85 liranın içinde Internet Security ve Antivirus Security de var. Yani sadece CryptoLocker değil, genel anlamda kişisel bilgisayarımda ya da tabletimde ya da cep telefonunda sahip olmam gereken tüm güvenlik bütün özellikler var. Burada sosyal medya güvenliğinden. O da var ayrıca. Tabii mesela Facebook ve Twitter'ımızı nasıl daha güvenli hale getirmeliyiz? Benim çok kullandığım bir şey. Kendim mesela birebir kullanıyorum. İnsanların görmemesi gereken şeyler gözüküyormuş. Ben bunu Trendmicro'nun güvenlik yazılımıyla kendim düzelttim mesela. Hı hı. Yine mobil cihazın tamamen full güvenliği, mobil cihaz üzerinden erişilen web sitelerinin sahte olup olmamasının anlaşılması, hı hı. indirilen sahte uygulamaların engellenmesi gibi yeteneklere sahip olmuş oluyorlar. Tamam. O zaman şimdi şeye geçelim mi? Şu benim merakla beklediğim teste geçelim mi? Bakalım Trendmicro'nun ürettiği çözüm bu bugün gelen, dün gelen şeyi nasıl tamamlıyor? Ben de bu arada merak ediyorum. Çünkü şu anda çok güncel bir saldırı. Hı hı. Sonucunu ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bir şey soracağım sana. Bu 85 liralık üründen şimdi işte biz şey yapacağız, testi yapacağız ve
çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Hı hı. Eğer çalıştığını görürsek videomuzu seyreden arkadaşlarımıza bir iyilik yapmayı düşünür müsün? Evet, ben hemen böyle işin şey tarafını, ne derler, beleş tarafını nasıl kayarız diye şey yapıyorum. Şöyle bir şey yapalım. Bu videoyu izleyen ve videonun altına yorum yazan 10 kişiye bu korumayı ücretsiz olarak temin edelim. Okey. O zaman şöyle yapıyoruz. Sen eğer bugün sizin yazılım biraz sonra yapacağımız testten başarıyla geçerse bana 10 tane key veriyorsun. Evet. Doğru anlıyorum. Ben de bu videonun altına yorum yapan arkadaşların 10 tanesiyle okey'i paylaşıyorum. Paylaşıyoruz. Okay. Doğrudur. Süper. O zaman şimdi şeye geçiyoruz. Maximum Security ile yapacağımız kripto locker testine geçiyoruz. Görüşmek üzere. Testten sonra görüşürüz. Mehmet selam. Şu anda şeydeyiz. Selin gerçek masa üstündeyiz. Ekran yakalama yazılımımızı açtık. Yukarıda o da görünüyor. Şimdi sanal makineye, sanal PC'ye geçeceksin anladığım kadarıyla. Okey, burası sanal PC'miz. Burada bana gelen e-maildeki linki bir txt dosyasına kopyaladık. Doğru biliyorum değil mi? Doğru. Sana gelen e-maili arkadaşlar gösterecekler. Burada gösteriyoruz onu. Evet, Mert'ten rica ediyoruz. E-mailin body'sini gösteriyoruz burada. Browser'ı açıyorum. E-mail'den gelen linki buraya tıklayıp paste ediyoruz. Evet. Şu anda adres satırına kopyaladık. Hı hı. Ve Trend Micro ilk safhada. Şeyi de göstereyim. Yukarıda Türk Telekom 85. Türk Telekom bu arada. M de değil. Türk Telekom. Telekom. Evet. Dikkatli. 85.net diye bir adresi gidiyor. Aynen öyle. Ve Trend Micro'nun antivirüs yazılımı bizi, standart antivirüsü bizi bu siteye gitmememizi öneriyor. Birazcık dikkatli olunsa bunu zaten Türk Telekom linki olmadan anlaşılıyor. Zaten hı-hı, kandırmacılardan bir tanesi. Olabildiğince yakın domain adresleri kullanılmaya çalışılıyor. Trend Micro dedi ki ben bu linki güvenli bulmuyorum dedi. Aslında kullanıcının burada bu erişimi normalde bırakması lazım. Ama kullanıcı ya bir Trend Micro yine de bir opsiyon veriyor. Diyor ki gitmek istiyor musun? Bunu, hı-hı, bu arada isterse kaldırabiliriz ama ben riski göze alıyorum ve bu sayfaya erişmek istiyorum diyorum ve bu linke tıklıyorum. Sonrasında diyorum ki sayfayı bana lütfen görüntüle. Sayfa geliyor. Bu gerçek anlamda bir Türk Telekom fatura bilgilendirme sayfası. Aynı HTML, evet, kopyalanmış. Hala o sitedeyiz. Türktelekom85.net'teyiz hala. Ve bizden bir doğrulama kodu girmemizi istiyor. Ve bu saldırı dün akşamdan beri hala aktif. Hala bu siteye erişip sahte yazılımı indirenler bundan zarar görüyor ve dosyaları, hı-hı, şifreleniyor. Yani hala hackerlar bu saldırı üzerinden para kazanıyor durumdalar. Dediğim gibi kodu girip 22378'den sahte faturayı, hı-hı, bize indirtmemizi sağlıyorlar. Aynen öyle. Bu arada bu kodun girilme sebebi güvenlik yazılımlarının, sandbox sistemlerinin devre dışı bırakılması. Herkesin bilgisi olsun. Faturayı nereye kaydediyorsun? Desktop'a kaydedelim isterseniz. Türk Telekom alt çizgi fatura diye bu arada belirtmişler. Hı hı. Evet, şu an bize gelen sahte faturanın içindeki şeyi indirdik. Ne derler? Zip dosyasını indirdik ve download, hı, klasörümüzde bir zip olarak görüyoruz. Gözüküyor. Bu sıkıştırılmış bu dosyanın içinde sahte fatura duruyor. Aslında bütün hikayenin başlangıcı. Hı hı. Ben bu dosyayı dışarıya çıkartıyorum. Hemen bulunduğu yere çözdün, zipten, evet, kurtardın. Aynı isimli bir klasör oluşturdu. Klasörün içine giriyorum ve bakın yine bir klasörmüş gibi gözüküyor. Hı hı. Türk Telekom alt çizgi fatura nokta .exe. Aslında bir uygulama dosyası bu. Aslında çalıştırılabilir, executable bir yazılım şu, hı hı, anda bu. Ve ben bu yazılımı tetikliyorum şu anda, çalıştıracağım. Faturamı görmek için üzerine tıklıyorum. Aslında aynen öyle. Görmek için üzerine tıklamış oldum. Çalıştır dedim. Ve Trend Micro bu arada bu virüsü antivirüs engine'i bilmese şu anda bilmiyor. Bilmiyor. Çünkü indirmemize izin verdi. Ama çalıştırdığımız zaman ne diyor bize? Çalıştırdığımız zaman suspicious file block, yani şüpheli dosya bloklandı. Ne olduğunu bilmiyor. Bir trojan, bir virüs ya da bir malware değil. Hı hı. Ve biraz önce şüpheli dosya bloklandı dedi. Bu işlem, biz bunu konuşurken de sistem arka tarafta kendisine farklı bir takım dosyalar yaratmaya çalışırken Trend Micro bu arada bu işlemi de durdurdu. Anladım. Yani yani izin vermedi akses yapmasına. Kriptolama işlemini başlatmasını engelledi. İzin, evet, vermedi.
Zaten izin verseydi de bir şekilde bu aşamayı geçseydi de bu sefer bizim şeylerimiz, dosyalarımızın yedekleri olacaktı. Yedekleri olmuş olacaktı. Aynen. Anlık olarak yaratılan yedekleri. Kaç dosya değişirse onun anlık olarak yaratılan yedekleri olacaktı. Doğru. Ama şu aşamada şey diyebiliyoruz. E-mail ile gelen herhangi bir CryptoLocker saldırısını Twent Micro bu aşamada kesti. Kesmiş oldu. Yani antivirüs yazılımı tanınmasa da bilgisayarımızı indirsek de çalıştırdığımız evet. anda bir şüpheli bir hareket olduğunu algıladı. Daha doğrusu şüpheli bir yazılım olduğunu algıladı doğru. ilk önce. Sonra o yazılım bir şeyleri erişip bir şeyleri değiştirmeye kalktığı anda da şey yapmasını, çalışmasını durdurdu. Evet. Çünkü işletim sisteminde app dosyasına ya da farklı folderlara kendisi yeni bir dosya yaratmaya çalıştı yazılım hı hı. ki içeriye girip şifreleme işlemine başlayabilsin. Bu işlemi arka tarafta şüpheli olarak gördüğü için Trend Micro... Rica etsem anlatırken bir yandan bir daha tıklar mısın? İkinci de ne olacak? Bir bakalım tekrar. Yine run tekrar diyelim. Israrcıyız hani mutlaka o fidyeyi ödeyeceğiz. Öyle varsayalım. Yine şey yap diyor. Aynı şüpheli bir uygulama olduğunu söylüyor bize. Evet, aynen. Burada tabii Türk Telekom Fatura.exe şüpheli bir yazılım olarak gözüktü. Burada Trend Micro... nun antivirüs motoru bilmese bile şüpheli hareketten yine arka tarafta bakın hı hı. Zararlı yazılım kendisine bir dosya yaratmaya çalıştı işletim sistemi üzerinde ve bu da şüpheli görüldü. Akses tekrar durdu. Okay. Aslında bir de burada şöyle bir opsiyon da var. Gördüm onu. Open file yani dosyayı hem erkeğe çalıştırabilirsin ya da anında silebiliyorsun. Ya evet. Da open file derim. Bu sefer de yine aynı şekilde Trend Micro ben bilinçsiz bir kullanıcı bile olsam hı hı. dosyanın hareketi tam anlamıyla şüpheli olduğu için Trend Micro yine çalışmasına izin vermedi. İzin vermedi. Okey. Yani bakın bir daha hani open artık aç yok. Aynen öyle. Gelmedi. Evet. Ne kadar saldırıya uğrarsanız uğrayın Trend Micro'nun güvenlik çözümü CryptoLocker'ın çalışmasına izin vermedi. Doğru. Böylece dokümanlar güven altında diyebiliriz. Güvendi diyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü antivirüs motorları bu saldırılara karşı yetersiz. Bunu bütün herkesin bilmesi gerekiyor. Ek güvenlik modüllerinin korumalarının mutlaka olması gerektiğini bu biraz önce seninle beraber test etmiş olduk. Gördük. CryptoLocker'dan kurtulmak isteyen ya da CryptoLocker'dan etkilenmemek isteyen herkesin yapması gereken şeyin ne olduğunu biraz önce kendimiz deneyerek gördük. Deneyimlemiş olduk. Süper bir test oldu Mehmet. Çok sağ ol. Rica ederiz. Tekrar kullanıcılarımızın, videoyu izleyen kullanıcılarımızın ilk yorum yapan 10 kullanıcıya ücretsiz internet security ve maximum security hediye edeceğimize ve mutlaka 2016 versiyonunu kullanıp CryptoLocker korumasına sahip olmaları gerektiğini de duyurmak istiyorum. Evet, testi bitirdik. İzleyicilerimiz zaten test süresinin tamamını videosunu aldık, ekran görüntüsü. Onu zaten seyretmiş tamam. oldular. Testi bize yorumlasana. Benim gördüğüm kadarıyla başarıyla çıktık testten. Evet, test bu arada benim için de bir değişik bir deneyim oldu. Çünkü dün yapılan bir CryptoLocker saldırısını denemiş hı-hı. olduk. Sonucunun ne olduğunu ben de bilmiyordum çünkü. Ve şununla karşılaştık. Sahte gelen bir TTNET faturası tarafımızca indirildi. Hı hı. Bilerek indirdik bunu. Daha sonrasında... Zip'i açtık. Evet. Daha sonrasında aslında e-mail'den gelen sahte faturayı buradan indirebilirsiniz. Linkini tıkladık. Ha, aynen öyle. Ve Trend Micro hemen tarayıcı, web tarayıcı açıldı. Hı hı. Internet Explorer üzerinden biz faturayı indireceğimiz linke erişmek için gittik. Trend Micro o aşamada bizi bloke etti. Bu aşamada bizi blokladı. Dedi ki indiremedi. Bu güvenli değildi. Bu URL'i ben güvenli bulmuyorum dedi. Yani aslında Trend Micro ilk güvenlik önlemini alması gereken ilk önlemi orada aldı. Biz daha indirmeden bizi uyardı. Doğru. Birinci katman URL güvenliği yani web sitesi güvenliği. Den aslında bloklandık. Sen orada dedin ki yo hayır ben bu URL'e güveniyorum gitmeme izin ben verdi. Ben riske alıyorum. Erişmek istiyorum bu siteye dedim. Sonrasında devam et dedim. Trend Micro devam etti ve faturayı indirmek istiyor musun diye soru geldi. Hemen yanında bir CAPTCHA dediğimiz rakam. Güvenlik kodu vardı girmemizi istedim. Güvenlik kodunu girdik ve faturayı indirdik. Sanal makinemizi indirdik. Bu makine içindeki sanal PC'mizi indirdik. Faturayı çalıştırdık. Faturayı çalıştırdığımızda Trend Micro'nun antivirüsü hiçbir reaksiyon göstermedi. Çünkü Trend Micro'nun veri tabanında dün yapılan saldırının henüz bir aslında hash bilgisi dediğimiz
bir daha doğrusu o saldırıyla alakalı bilgi kayıtlı değil. Değil. Bizim sanal PC'mizde sadece antivirüs yazılımı oldu ve Trend Micro vardı ama başka bir şey de olsaydı zaten o da tanımayacaktı. O da tanımayacaktı. Yani zaten o da bir eyleme geçmeyecekti o aşamada. Bu saldırı işte 2 saat önce de yapılmış olabilirdi. 5 dakika önce de yapılmış olabilirdi. Bunu öngöremiyorsunuz. Ama antivirüs motorunu aşan bu yazılım Trend Micro'nun CryptoLocker önleyicisi koruması ile arka tarafta aslında işletim sistemine sıçramaya çalışırken Trend Micro davranışsal olarak bunun bir analizini yaptı. Yani doğru mu anlıyorum? Aslında bana dün gelen CryptoLocker yazılımı yani casus yazılım ya da kötü niyetli yazılım daha dosyaları şifrelemeye başlamadan Trend Micro'nun önlemi tarafından fark edildi. Evet. Ve bizim videonun başında o anlattığımız hani şifrelese bile 3 taneyi 5 taneyi şifrele onu da restore eder dediğimiz aşamaya geçmeden daha gelmeden davranışsal olarak onun işte ya Windows'ta ya Office'te bir yerde bir şeye erişmeyi yüksek montanlı olarak erişmeyi çalıştığını fark edip o aşamada bloke etti. Ve bize de şeyi söyledi. Bu yazılımın davranışlarından şüpheleniyorum ve durduruyorum diye söyledi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama yaptığı hareket ki uyarı olarak suspicious object olarak gördük. Yani şüpheli yani. Bir obje şu anda bir hareket etmeye çalışıyor deyip ne olduğunu bilmese bile karantinaya aldı. Karantinaya aldı. Evet. Bu aşamadan sonra bizim hala devam etme seçeneğimiz var ya da Trend Micro'yu disable edip durdurup işleme devam etme seçeneğimiz var. Onu yaparsak da artık o 600 doları vereceğiz zaten. Vereceğiz, yani hani çok da fazla bir şeyimiz yok. Yani biz o şeyi tuzağa düşmek için bu kadar şeysek yani bu kadar hevesliysek web sitesine gittik indirme bu web sitesi güvenli değil dedi. Yok hayır ben kendime güveniyorum git dedik. Download ettik. Exe'yi çalıştırdık. Şüphelendim burada bir sorun var dedi. Hala yok hayır devam et dedik. 600 doları verdik. 600 doları veriyoruz. Okey süper. 600 doları vermemek içinse çok dikkat ediyoruz. Yani mailin kimden geldiğine çok dikkat ediyoruz. Kaynağına dikkat ediyoruz. Gittiğimiz web sitesine çok dikkat ediyoruz. İşletim sistemimizi güncelliyoruz. Web sitesinin kaynağına bakıyoruz. Nereden hangi faturayı indiriyoruz. Mutlaka güncel bir güvenlik yazılımı kullanıyoruz. Mümkünse CryptoLocker koruması olan bir yazılım kullanıyoruz. Ve birazcık da şüpheci oluyoruz. Ben cihazına CryptoLocker yazılımı şey yapan, bulaşan birçok insanla telefonla da konuşmak zorunda kaldığım için arıyorlar çünkü ofisi ne yapacağım falan diye. Onların çok rahat o 85 lirayı bir daha benzer bir şeyle şey yapmamak için, yüz yüze kalmamak için vereceğini düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani 85 lira $600'larla $500'larla kıyasladığımız zaman bir de süre kaybı, iş kaybı falan gibi şeylere kıyasladığımız zaman çok fazla bir para değil. Doğru. Ya da işte bunları söylediklerimizin tamamını yapıyoruz. Yani linke, göndericiye, yedeklemeye, işletim sistemimize, antivirüs yazılımımızın güvenliğine falan her şeye dikkat ediyoruz. Ve yanında da işte CryptoLocker'a karşı iyi bir güvenlik sağladığına inandığımız sizinki benzeri bir yazılımı da para verip alıyoruz. Bunun başka bir çözümü yok. Ya da fidyecilerin hep gözü üzerimizde oluyor. Belki bir kere, belki iki kere, belki üç kere hayatımız boyunca bu işlerle muhatap oluyoruz. Muhatap oluyoruz. Okay. Ve iyi bir yedekleme mekanizması da kullanıyoruz. Yedekleme evet çok önemli. Evet. Çok sağ ol bugün buraya geldiğin ve şu demoyu, şu testi birlikte yapmak için gönüllü olduğun için daha doğrusu. Ben gerçekten ne sonuç çıkacağını merak ediyordum. İyi bir sonuç aldık. Umarım bunu seyreden arkadaşlar da bizim burada yaptığımız senaryonun mantığını anlayıp evet indirmek istiyorum, gitmek istiyorum filan filan gibi konularda çok hevesli olmazlar ve bu bizim için, bilgisayarımız için, tabletimiz, cep telefonumuz için şüpheli bir şey ve antivirüs yazılımı da beni uyarıyor zaten gitmeyeyim diye fidyecilerin eline düşmezler umarım. Biz de bu şekilde umut ediyoruz. Kullanıcıların birazcık da böyle paranoya olması da aslında kötü bir şey değil. Son cümle. Arkadaşlar biraz uzun bir video olduğunun farkındayız ama bence başından sonuna kadar çok öğretici bir video oldu. Çok önemli bir video oldu. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz içerikleri daha fazla öğretmemizi istiyorsanız lütfen yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Zaten yorumu şey için de yazacaksınız. 10 tane 85 lira değerinde kod almak için de yazacaksınız. Bu tarz içerikleri ama daha çok öğretmemizi istiyorsanız lütfen şey yapın. Videoyu beğenin. Kanalı takibi alın. Sizden bu tarz talepler geldikçe bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mesela karlı dağların altından böyle bir yaratık kuyruğu geçiyor. Hani sen oynadığın karakteri bırakıp ona bakmak istiyorsun. Ve bir anda hani senin presence... Bir anda battle game over. Yani şeyin içine, aslında evet neredeyse game over. Bir yerde mesela tentacle'lar seni yakalamaya çalışıyor. Tentacle'lar senin yanından geliyor. Ha işte o çok...
Hani o esnada kulaklık bir de hani directional sound özelliği de var ya. Bir de abi tam böyle yandan şu taraftan gelirken buradan falan diye böyle bir ses geliyor. Sen orada... Düşünsene arkadaşın geliyorlar bak. Ama şey böyle ama bir yandan da koşuyorsun böyle diye. Titriye titriye yani bayağı bir şey. Hiç beklemediğim o vardı ama o kadar abi. Yani elimizde content yok. Hangisi hangisinden daha güçlü olacak ya da hangisi daha üst seviye görsellik verecek şu anda çok bir yere gitmiyor çünkü ortada herhangi bir şekilde evet abi bir yere... Bir şey yok yani. Okey tamam. Mart ayının son gününde biz de çatıya çıkma fırsatı bulduk. Kötü bir espri yapalım. Ama işin kötü yanı çatıda Mert'le birlikteyim. Yani hani ofis içi videolardan görüyorsanız Mert'in şeyini, şeklini, şemalini. Her neyse. Niye buradayız? Seyircilerimizden birisi Ahmet bizden bir şey istedi. Dedi ki abi S7 ya da S7 Edge su altındayken telefon konuşması yapabiliyor mu? Bunu kontrol eder misiniz dedi. Yani yazıştık daha doğrusu. Ben de Ahmet'e işte